İstanbul'a dönüyoruz. İstanbul'da da terörle mücadeleye dair önemli bir operasyon vardı. İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu belirtilen 14 DAEŞ mensubu MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla gözaltına alındı. Şimdi bu operasyonun detaylarını almak üzere CNN Türk muhabiri Tugay Saday'a döneceğiz. Tugay. Günaydın Uğur Önver. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. İstanbul Terörle Mücadele Polisi terör örgütü DAEŞ'e yönelik her hafta belli periyotlarla operasyonlar düzenleniyor. Yani her hafta özellikle DAEŞ'e yönelik operasyonlar düzenleniyor. Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerindeki terör örgütü DAEŞ unsurlarıyla irtibatlı, iltisaklı kişilere yönelik düzenleniyordu bu operasyonlar. Ancak bu operasyonun senin de belirttiğin gibi çok önemli bir ayrıntısı vardı. O ayrıntı da İstanbul Terör Polisi ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışması sonucu ortaya çıkarıldı. O da DAEŞ'li teröristlerin İstanbul'daki eylem planları. Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Terörle Mücadele Polisi yine Suriye ve Irak'taki örgüt mensuplarıyla irtibatlı, irtisaklı ve geçmişteki zamanlarda o dönemlerde, savaş dönemlerinde yine o bölgede bulunan yabancı uyruklu kişileri İstanbul'da takibe aldı ve haftalarca sürdü bu takip ve o şüphelerin adresleri belirlendi. İstanbul içerisindeki irtibatları belirlendi ve sabah saatlerinde de o şüphelilere yönelik İstanbul'un 4 ilçesinde 8 adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına aldı. Ve ekiplerin bu operasyonu yapmalarındaki birinci nedense o örgüt üyelerinin, polis ekiplerinin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tespitleri doğrultusunda eylem hazırlığında olmalarıydı. Ve ekipler o 14 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Şu anda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları devam ediyor. Dijital materyallerine de el konulmuştu. Ve o yapılacak olan eylemin hangi eylem hazırlığında olduğu da yine polis ekiplerinin o dijital materyal çözümlemeleri sonucu ortaya çıkacağını belirtelim. Ve sözü size, merkeze bırakalım.